Diyanet TV'den hayırlı sabahlar. Ben Fatih Şahin, gündeme hoş geldiniz. Bugün 20 Eylül Perşembe ve Hicri olarak da Muharrem'in 10. günü içerisindeyiz. Yani Aşura günü içerisindeyiz. Hepinizin Aşura gününüzü de tebrik edelim değerli izleyenler. Evet, yaklaşık 45 dakika sürecek programımızda sizler de katılabilirsiniz sosyal medya hesaplarımızdan ve bunun için arkadaşlarım şu an ekranlarınıza vereceği hesapları kullanabilirsiniz diyelim ve gelişmelerle gündeme başlayalım. Sayın seyirciler, gazilerimiz için dün özel bir gündü. Gaziler gününde milletçe onlara minnettarlığımızı ve saygımızı sunduk. Bu vefayı asla kaybetmememiz gerektiğine dikkat çektik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziler Günü mesajlarıyla başlayalım. Külliye'de düzenlenen özel programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ve gazilerimizin emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacağız dedi. Askerlerimiz, polislerimiz, jandarmalarımız, güvenlik korucularımız dağları, ovaları, sınır boylarını, sınır ötelerini teröristlere dar ederken hiçbir fedakarlıktan kaçınmamışlardır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziler Günü programında konuştu. Kahraman gazilerle güvenlik güçlerinin bu ülke için fedakarlıklarını anlattı. Terörle mücadelede bir kez daha kararlılık mesajı verdi. Şehit ve gazilerimizin, kahraman güvenlik güçlerimizin sayesinde Türkiye'ye kurulan tuzaklar bozuldu dedi. İnlerine gireceğiz dedim. Girdik mi inlerine? Girdik. İşte o inlere girenler burada. Malazgirt bir dönüm noktasıdır. Bizim için Söğüt'te toprağa dikilen Osmanlı çınarı bir dönüm noktasıdır. Bizim için Fatih'in İstanbul'u fethi bir dönüm noktasıdır. Bizim için Çanakkale ve oradaki kararlılığın devamı olarak gördüğüm Kurtuluş Savaşı bir dönüm noktasıdır. Son yıllarda yaşadığımız hadiselerinde ülkemiz ve milletimiz için İşte böyle önemli bir dönüm noktası mahiyetinde olduğuna inanıyorum. Türkiye önce içeriden sonra dışarıdan kuşatılarak karanlık bir meçhule doğru itilmeye çalışılmıştır. Milletimiz bu oyunu görmüş. İstiklaline ve istikbaline sahip çıkarak kendisine başka bir istikamet çizmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin şehit ve gazi yakınlarına tanınan imkanların bir lütuf değil, vefa borcu olduğunu söyledi. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yaptıkları fedakarlık karşısında devlet olarak bize düşen emanetlerine sahip çıkmaktır. Bakıma muhtaç gazilerimize 150 bin lira, diğer mağlullerimize de 102 bin lira civarında ek tazminat ödüyoruz. Mağlul gazilerimizin çocuklarına eğitim öğretim desteği olarak maluliyet derecelerine göre bu yıl için 2388 lira ile 4342 lira arasında ödeme yapıyoruz. Özel öğretim kurumlarına öğrenci sayılarının %3'ü oranında şehit ve gazi çocukları öncelikli olmak üzere ücretsiz öğrenci okutma şartını getirdik. Gazilerimizin kendileri veya yakınlarından birine kamuda istihdam imkanı getirdik. Devletimizin sağladığı imkanlar sadece birer vefa göstergesidir. Yoksa bir lütuf değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde döviz kuru üzerinden Türk ekonomisine vurulmaya çalışılan ekonomik darbe de vardı. Türk parasına geçişe vurgu yaptı. Burası Türkiye. Burası Amerika değil. Dolayısıyla burada Türk lirasının hükmü vardır. Bundan sonra bu ülkede dolarla, avroyla, şunla, bunla kira, mira yok. Aksi takdirde bunun bedelini öderler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de ekonomik kriz yok, manipülasyon var dedi. Kriz, mriz filan sakın ha bunları aldırmayın. Bunların hepsi manipülasyondur. Bizde kriz filan yok. Evet, Allah güçlenerek geleceğe yürüyoruz. Daha da güçleneceğiz. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erbaş, fedakarlık ve kahramanlığın yaşayan destanı, vatanseverliğin onurlu sembolü olan gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu bir ömür diliyorum dedi.
Geçmiş olsun. Gazi iliniz mübarek olsun. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatan savunmasında yaralanarak, gazilik mertebesine ulaşmış olan gazilerin haftasını yayınladığı bir mesajla kutladı. Gaziliğin önemine işaret eden Başkan Erbaş, milletimizin tüm gazilerimizi şükranla andığını belirtti. Gazi olan bütün kardeşlerimiz büyük bir mertebeye sahipler. Onu her... Din, vatan, mukaddesat, hak ve hakikat uğruna sarsılmaz bir inançla şehadeti arzulayarak canlarından vazgeçmeyi göze alan ve gazilik payesiyle şereflenen tüm kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve hürmetle anıyorum. Yani dualarınızı ülkemizin üzerinden eksik etmeyin. Başkan Erbaş, Gaziler Haftası vesilesiyle gazilerimize hayırlı sağlıklı ömürler diledi. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi de rahmetle andı. Mücadele ruhumuz böyle sürdüğü müddetçe... Fedakarlık ve kahramanlığın yaşayan destanı, vatanseverliğin onurlu sembolü olan gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu bir ömür, ebediyete intikal edenlere ve bütün aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş ayrıca dün Gaziler Günü'nde 15 Temmuz Derneği üyesi gazileri de kabul etti. 15 Temmuz Derneği gazi üyeleriyle Diyanet İşleri Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Gaziler Günü'nde 15 Temmuz Derneği üyesi gazileri kabul etti. Rabbim gaziliğinizi mübarek eylesin inşallah, mebrur eylesin, layık olmayı nasip eylesin. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu ruhla yetiştirmemiz gerekiyor. O açıdan biz bu yılın Mevlid-i Nebi haftasının konusunu Peygamber Efendimiz ve gençlik diye belirledik. Bu süreçte gençlerimize şehitlik ve gaziliğin ne kadar önemli bir şeref olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu duygu ile bizler yetiştiğimiz sürece milletimiz payidar olacak ve hiçbir hainin, hiçbir tuzak kuranın tuzağı zafer kazanamayacak, başarılı olamayacak. Kabulün ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile 15 Temmuz Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde ortak hizmet projeleri hazırlanacak. Gaziler, gazi ve şehit yakınlarına bedensel, zihinsel ve ruhsal yönden gelişimine yönelik destek verilecek. Sosyal, kültürel ve sportif nitelikte eğitici ve motive edici faaliyetlerde bulunulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı da protokol kapsamında yurt içi ve yurt dışında gaziler, gazi ve şehit yakınları için gerçekleştirecek olan organizasyonlarda personeliyle destek olacak. Selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Başkan Erbaş, Gaziler Günü'nde ayrıca 15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı, eski daire başkanı Turgut Aslan'ı da ziyaret etti değerli izleyenler. Aslan'a istediği takdirde gelecek sene hacca gitme konusunda yardımcı olacaklarını söyleyen Başkan Erbaş, ziyaret sonunda da kendisine Kur'an-ı Kerim takdim etti. Allah hayırlı ömürler versin. Amin. Bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Gazilerimize acil şifalar, uzun ömürler, doğru, hayırlı ömürler nasip eylesin inşallah. İnşallah bu sizin gaziliğiniz, daha önce yapmış olduğunuz memleket için, milletimiz için yaptığınız bu fedakarlıklar amel defterinizde karşınıza çıkacak inşallah. Nereye gittim hocam? Hac nasip olmadı. İnşallah seneye gideriz hocam. Allah izin verirse önümüzdeki yıl biz hazırız i̇nşallah. Dediğiniz zaman tamam götürürüz inşallah. İnşallah. Hadi Allah'a ısmarladık. Sağ olun hocam. Size dua ediyoruz. Siz de sağ olun. Hocam. Milletçe ne yapsak haklarını ödeyemeyiz hem şehitlerimizin hem gazilerimizin. Vatan uğruna hiç düşünmeden bedenini siper eden kahraman gazilerimiz azalarını kaybetseler ve sakat kalsalar da bu kutsal vatan unvanının onuruyla yaşıyorlar. Şimdi gazilerimizden birkaçının yüreklerde iz bırakan hikayelerini getireceğiz ekranlarınıza. Kimi ayağını kaybetti, kimi ellerini ve gözlerini.
kimi ise yıllardır bedeninde hain kurşunu taşıyor. Onlar vücutlarını vatan uğruna siper eden kahraman gazilerimiz. Türkiye Gaziler Günü'nde şükran ve saygıyla anıyor kahramanlarını. Fedakar gazilerin şeref ve kahramanlık günü dolayısıyla yurdun dört bir yanında törenler düzenlendi. Her bir gazimizin hikayesi aslında çocuklara, gençlere vatan sevgisi ve kahramanlık örneği olarak gösterilecek cinsten. Jandarma Yarbay Necmettin Tetik binlerce gazimizden biri. Mardin'deki terör saldırısında hem sol gözünü hem de duyma yetisini kaybetti. O, Silopi'de küçük bir çocuğun ellerini nefesiyle ısıttığı anın fotoğrafıyla hafızalara kazınmıştı. Gazi Yarbay şimdi görevini jandarmanın operasyonel birliklerinde sürdürüyor. Eğitim Öğretim Başkanı olarak görev yapan Necmettin Tetik, yeni yetişen jandarmalara heyecanla tecrübelerini aktarıyor. 28 yıllık bir mesleki geçmişim var. Dile kolay 28 yıl. Bunun büyük bir kısmını komando birliklerinde ve özel harekat birliklerinde tamamladığım için buradan edindiğim tecrübeleri işte genç personele, yeni personele, yeni arkadaşlarıma, silah arkadaşlarıma aktarmak için burayı tercih ettim. Jandarma Binbaşı Mehmet Bedri Aluçlu 2007 yılında Siirt'te bir terör saldırısında gözlerini ve ellerini kaybetti. Vatanı uğruna dünyası karardı ama gönlü o kadar aydınlık ki bu duruma aldırmıyor. Kendi durumunu değil, görev yaptığı yerlerde birliğindeki askerleri düşünmüş hep. Allah'a şükür hiç şehit vermedik diyor. Benim sonuçta hayatta sevindiğim bir tek şey var. Hiç şehidim yok. Çok şükür. 47 yaşındaki Gazi Hasan İnan da 1992 yılında Şırnak'ta mayına basarak sol bacağını yitirdi. Hayatını protezle sürdürüyor. Protezli bacağına rağmen gazi olmadan önceki gibi her gün doğa yürüyüşleri yapmayı ihmal etmiyor. Sporu çok severdim, futbolu çok severdim. Yani bunları yapamayınca ister istemez tabii kendimde büyük bir eksiklik hissettim. Ya tabii o gütte içime oturdu mu oturmadı değil. Ama vatan sağ olsun diyoruz. Bizler gibi nice insanlar bu ülke için şehit ve gazi oldular. Gazilik, şehitlik bunlar ayrı bir mertebedir yani. Ben tabii gazi olduğumdan dolayı büyük gurur duyuyorum. Kahraman gazilerimizden biri de Hakkari Şemdinli'deki terör saldırısında sağ ayağını kaybeden 47 yaşındaki Nusret Doğan'dı. O da protezli bacağıyla bir kamu kurumunda görev yaparak hayatını sürdürüyor. Allah'a çok şükür bir sıkıntımız, bir derdimiz yok. Hani Allah dediğim gibi devletimize zeval vermesin. Mehmetçiğimize, askerimize yardım etsin. Yani gerçekten zor günler altında yaşıyoruz. İnsanlarımızın da bu şekilde yani yardımcı olmaları, yani her ne kadar askerimiz, polisimiz oralarda çatışıyor, mücadele ediyorlarsa da insanlarımızın da o şekilde yardım etmelerini bekliyorum yani. Gazete başlıklarıyla devam edelim değerli izleyenler. Güneş gazetesiyle başlıyoruz turumuza. Dün Gaziler Günü nedeniyle külliyede gazilere yönelik yapmış olduğu konuşmada ekonomideki manipülasyonlara da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözleri bugün Güneş'te. Manşette kriz yok, manipülasyon var sözleriyle duyuruluyor haber. Başkan Erdoğan Türkiye'nin ekonomik bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak kriz tellallarına cevap verdi. Piyasadaki dalgalanmanın manipülasyon olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik göstergelerinin sağlamlığına dikkat çekti ve haber şu şekilde genişletiliyor. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için atılan tüm adımların bugüne kadar hep boşa çıkarıldığını hatırlatan Erdoğan, her doğum gibi bu yeni sürecin de sancıları olduğunu belirtti. Türkiye'nin başka bir zamanda olsa altından kalkamayacağı saldırıları birer birer püskürttüğünü vurguladı. Piyasalarda yaşanan dalgalanmaya atıfta bulunan Erdoğan, kriz diyenlere sakın aldırmayın, hepsi manipülasyon ifadesini kullandı. Dolarla kira döneminin de tarihe karıştığını belirten Erdoğan, burası Amerika Birleşik Devletleri değil, bu ülkede Türk lirası geçer, aksi takdirde bunun bedelini öderler dedi deniliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sözlerini doğrulayan gelişmeler de kendisini gösteriyor değerli izleyenler. Kriz içerisinde olan bir ülkeye yabancı yatırımcının gelmesi beklenmez tabii ki ama Türkiye'ye her geçen gün yeni yeni dünya devleri, yabancı yatırımcılar gelmeye devam ediyor. İşte onlardan biri Amazon.com biliyorsunuz internet üzerinden alışveriş yapılan bir site Amazon. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri menşeili. İşte bundan böyle Türkiye'de de hizmet
hizmet verecek Amazon.com bu konuda Güneş Gazetesi'nde kendisini gösteriyor. 1 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amazon, Türkiye'de faaliyetlerine başladı. Şirket amazon.com.tr adresi üzerinden online ticarete adım attı. Özellikle bu manipülasyonlara milletçe cevap verme noktasında belki de üzerimize düşen en önemli görev, en önemli iş milli değerleri bir şekilde desteklemek, milli ürünleri desteklemek. İşte bu noktada bir adım atıldı değerli izleyenler. Marketlerde satılan ürünlerin hangisinin Türkiye'de üretildiği, hangisinin ise ithal olduğunu belirleyen bir sisteme geçildi. Ve bu sistemde de vatandaşın rahat bir şekilde anlayabilmesi için de bir logo kullanılacak. Dün bu logonun tanıtımı yapıldı değerli izleyenler. Yerli ürünler için zorunlu hale getirilen logo ve kullanım şartları belli oldu. Logonun 3 Ekim'den itibaren Türkiye'de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu olacak deniliyor haberde. Çok fazla ekranlara geliyor ve her geldiğinde de maalesef canımızı sıkıyor bu düğünlerde. Bir takım insanların mutlu olduğu günlerde havaya atılan ateşler, silahla yapılan ateşler gerçekten canımızı sıkıyor. Bu yüzden verdiğimiz canlar da var maalesef. İşte onun son örneği bu kadar da olmaz dedirtecek bir görüntü Konya'dan yansıdı objektiflere. Bakın. Cezaların caydırıcı olmaması yüzünden maganda terörü giderek artmaya başladı. Konya'da düğün konvoyundaki bir kişi aracının camından dışarı çıkarak pompalı tüfekle ateş açtı değerli izleyenler. Samsun'da ise bir adam maganda kurşunu yüzünden ölümden döndü deniliyor. Star gazetesine geçelim. Suriye'de barışa adım attık yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Gaziler Günü nedeniyle külliyede yapmış olduğu konuşmanın diğer satır başlarından biriydi Suriye konusu. Başkan Erdoğan Soçi'deki tarihi diplomatik zaferi ve Suriye'de Türkiye'nin üstlendiği öncü rolü anlattı. Sınırlarımızın ötesinde barışa doğru bir adım attık. İnşallah bunun devamı gelir. Artık kan dökülmesin. Her iki tarafın savunma bakanları artık o belgeye imza attılar. İdlib'de artık kan dökülmesin, artık gözyaşı dinsin. Onun için de ne gibi adımlar atmamız gerekiyorsa bu adımları atalım dedik. 12 madde sıralandı, imzalar atıldı. Elhamdülillah işte bu sınırlarımızın ötesinde bir barışa adımdı. Erdoğan Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıya dikkat çekti ve uyardı bizde kriz yok. Sakın bunları aldırmayın. Bunların hepsi manipülasyondur. Evelallah güçlenerek geleceğe yürüyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün önemli misafirleri de vardı değerli izleyenler. Külliye'de bir anlamda dünya devlerinin temsilcilerini, ekonomik anlamda dünya devlerinin temsilcilerini ağırladı. İşte bu konuda Star gazetesinde kendisini gösteriyor. Erdoğan, trilyonlarca doları yöneten Amerikalı dev şirketlerin CEO'larını külliyede kabul etti. General Electric, Boeing, Microsoft ve Google'ın temsilcilerinin de aralarında bulunduğu toplantıda yatırımlara devam edin mesajı verildi. Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik işbirliğinin iniş çıkışlara rağmen yatırım ve ticaret aracılığıyla daha da güçleneceğini söyleyen Erdoğan, ekonomide ise reformların süreceğini belirterek göreceksiniz. Türkiye'nin geleceği çok daha aydınlık ve parlak olacaktır dedi deniliyor. Sıra Fırat'ın doğusunda Star'dan aktaracağımız bir diğer haber. Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de silahsız bölge mutabakatıyla gözler terör örgütü PYD PKK'nın işgalindeki Fırat'ın doğusuna çevrildi diyor Star gazetesi manşet altında gördüğü haberinde. İdlib'de anlaşmazlığı kışkırtan Amerika Birleşik Devletleri PYD PKK'yı ağır silahlarla donatırken Fırat'ın doğusuna da iyice yerleştirdi. Soçi'de uzlaşılan silahsız çözümün örgütün işgalindeki topraklarda da uygulanmasıyla Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanacak, terör devleti projesi de rafa kalkacak deniliyor. Her eve bir santral gerçekten önemli bir haber, Star gazetesinden aktaracağımız haber. Enerji Bakanı Dönmez bina çatı ve cephelerini güneş santrali olarak kullanmayı teşvik edeceklerini söyledi. Sistem 7 yılda kendini ödüyor diyen Bakan Dönmez elektrikte kademeli fiyatlandırma üzerinde çalıştıklarını da anlattı Star gazetesinin vermiş olduğu haberinde.
Yeni Birlik gazetesine geçelim. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin son zamanlarda gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar neticesinde PKK terör örgütü ve diğer terör örgütleri ciddi anlamda köşeye sıkışmış durumda. Ve bu konuyu bugün Yeni Birlik gazetesi manşet haberi yapmış, PKK panikte başlığıyla. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve Irak'ın kuzeyine yönelik havadan ve karadan sınır ötesi harekatlarından bunalan terör örgütü PKK'nın özellikle Kandil bölgesinde kadın gruplar üzerinden hareketlilik ve etki yaratmaya çalıştığı bildirildi. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar imzalı haber şu şekilde aktarılıyor bugün okurlara. Güvenlik kaynaklarının bölgedeki gelişmelerle ilgili hazırladığı raporlarda PKK'nın psikolojik terörde de kadınları kullanmaya başladığı bilgisi yansıdı. Irak Sincar'da yuvalanan PKK'nın Kandil'de Afrin'deki kuşatmayı kıracağız diyerek Sincar'daki kadın teröristleri Afrin'e sevk ettiğine dair yalan propaganda yaptığı tespit edildi. Dinlemelere takılan telsiz konuşmalarında sürekli zayiat veren terörist grupların kadınları ön plana sürdüğü tespit edildi. Buna karşılık kullanılan kadın teröristlerin verilen ağır zayiatlar nedeniyle talimat veren elebaşlarını suçladığı, talimat veren elebaşının ise kadın gruplara benzer suçlamaları yönelttiği ortaya çıktı. Saha kaynakları verdikleri kayıplar nedeniyle teröristlerin hareket etmek istemedikleri, sözde talimatlara karşı geldikleri ve iç kavganın her geçen gün arttığını belirtiyor deniliyor haberde. Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle seçim zamanında Rusya ile işbirliği yaptığına dair iddiaların ortaya çıkması ve bu konuda iddiaların gittikçe güçlenmesi Amerikan Başkanı Trump'ı zor durumda bırakmıştı, hatırlayacaksınız. Ve ciddi anlamda bir yönetimsel kaos ortaya çıkmaya başlamıştı. İşte bunu destekler nitelikte bir gelişme daha oldu. Trump yapmış olduğu açıklamada benim bir adalet bakanım yok dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump uzun süredir gerginliği yaşadığı adalet bakanı Jeff Sessions hakkında bugüne kadarki en sert çıkışını yaparak benim bir adalet bakanım yok ifadesini kullandı. Sessions'la ilgili kısa bir dipnot verelim. Biliyorsunuz bu Trump'ı ciddi anlamda zor durumda bırakan, seçim zamanında Rusya ile işbirliği yaptığına dair yürütülen davada Sessions Adalet Bakanı olarak davadan çekilmişti ve bu konuda bir anlamda Trump'ı yalnız bırakmıştı. İşte bundan sonra da kriz kendisini gösterdi. İstanbul'da simide zam, simit severleri, İstanbul'daki simit severleri üzecek bir haber. Yeni Birlik gazetesinin sürmanşetinde İstanbul Simitçiler Odası Başkanı Ali Yücel, İstanbul'da simitçiler odası olarak tüm kalem ürünlere 25 kuruşluk zam yaptık. Vatandaşın günlük aldığı simit fiyatı 1.50'den 1.75 liraya çıktı deniliyor haberde. Yeni Şafak gazetesine geçelim değerli izleyenler. Bugün İstanbul'da önemli bir fuar başlıyor. Teknofest biliyorsunuz. Gerçekten çok önemli ve Türk sanayisinin, savunma sanayisinin nerelere geldiğini bir şekilde kendisini gösteren ve ileriye dönük gençlerin bir şekilde önünü açacak olan bir festival, bir fuar kendisini gösterecek. Havalı Genç Türkler başlığıyla da Yeni Şafak gazetesi bu konuyu bugün okurlarına duyuruyor. Kızım astronot olsun, oğlum uzaya çıksın. Hemen bu haberin yanında yer bulan başka bir cümle. Savunma sanayindeki milli hamle ile birlikte geliştirilen insansız hava araçları, atak helikopterleri, Hürkuş, Hürjet ve diğer silahlar bugün 3. Havalimanı'nda başlayan Teknofest'te gövde gösterisi yapacak. Festivali düzenleyen T3 Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanı Selçuk Bayraktar, özellikle bağımsız teknoloji üretmeliyiz, bu Türkiye için varoluş mücadelesidir dedi. Son hazırlıkları yaparken Yeni Şafak'ın sorularını cevaplayan Bayraktar, teknolojiye ilgi duyan aileleri ve gençleri festivale davet etti. Burada yeni teknolojinin tohumları atılacak bu festival, Nuri Demirağlar'ın, Vecihi Hürkuşlar'ın festivalidir. Kızım astronot olsun, oğlum uzaya gitsin diyenlerin festivalidir diyor. 4 gün sürecek teknoloji panayırında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki uçak ve helikopterler gösteri yapacaklar. İHA ve roket yarışmaları düzenlenecek. Festival kapsamında dün 3. Havalimanı'na savaş uçakları F-4 ve F-16'lar indi. Daha sonra A-400M uçağı, atak helikopterleri ve İHA'larda boy gösterdi. Dün İstanbul Boğazı'nda da Türk Yıldızları muhteşem bir görsel
kendisini gösterdi. İmza attılar. Muhteşem bir görsel gösteriye imza attılar. Bugün de devam edecek. 3 gün boyunca devam edecek. Bunu da belirtmiş olalım. Bu ülkede Türk lirası geçer. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Gaziler Günü nedeniyle yapmış olduğu konuşmada ekonomiye yönelik son zamanlarda yapılan saldırılarla ilgili sözleri Yeni Şafak gazetesinin sürmanşetinde de yer bulmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan dolar ve avroyla kirada ısrar eden mülk sahiplerini uyararak bu ülkede bundan sonra Türk lirası geçer, Türk lirasıyla her şey yürüyecek. Aksi takdirde bunun bedelini öderler. Burası Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri değil. Erdoğan kriz değil manipülasyon yaşandığını ve Türkiye'nin daha da güçleneceğini söyledi deniliyor haberde. 9. İstanbul Finans Zirvesi ekonomimiz bu göstergeleri hak etmiyor başlığıyla bir başka haberi aktaralım sizlere. Albayrak grubunun medya sponsorluğunu üstlendiği 9. İstanbul Finans Zirvesi bu yılda pek çok ülkeden konuşmacı ve katılımcıyı misafir etti. Türkiye ekonomisinin temellerinin güçlü ve sağlam olduğunu söyleyen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, ancak Türk lirasında yaşadığımız değer kaybı maalesef makroekonomik göstergelerimiz hak etmediği ölçüdedir dedi yorumunda bulundu. Yeni Şafak'tan aktaracağımız bir diğer haber Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sözlerini içeriyor değerli izleyenler. 45 günde 366 terörist öldürüldü. Savunmada %20'den %65'lere çıkan yerli üretimin terörle mücadelede ve elebaşlarının etkisiz hale getirilmesinde büyük başarı getirdiğini söyleyen Akar güncel verileri açıkladı ve son 45 günde yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla hava harekatlarında 366 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Pakistan'la ilgili bir haber var Yeni Şafak gazetesinde biliyorsunuz. Eski Başbakan Nawaz Sharif ve kızı tutuklanmıştı değerli izleyenler. Bu konuyla ilgili bir gelişme oldu dün. İslamabad Yüksek Mahkemesi eski Başbakan Nawaz Sharif, kızı Merye Nawaz ve damadı Muhammed Safdar'ın şartlı tahliye edilmesine karar verdi deniliyor gazetede. Türkiye Gazetesi'ne geçelim. 131 fırsatçı fiyatları fırlattı. Türkiye Gazetesi özellikle dolardaki bu spekülatif artıştan sonra bunu bir şekilde bahane olarak kullanarak bu konuyu fırsata çeviren fırsatçıları bu konunun başladığı günden bu yana deşifre ediyor. İşte bugün geldiğimiz noktada da etiket ve gram hırsızına suçüstü 131 fırsatçı fiyatları arttırdı, fırlattı başlığıyla da bunları deşifre etmeye devam ediyor. Haberin içeriği ise şöyle. Doları bahane eden 131 fırsatçı firma 1296 ürüne zam yaptı. 680 üründe de etiket oyunu tespit edildi. Ticaret Bakanlığı kurdaki çıkış maliyetini etkilemediği halde zam üstüne zam yapan fırsatçı ve vurguncuların peşinde 2 haftada Alo 175 hattına 18.000 ihbar geldi. 2499 firmada 41.818 ürün denetlendi. 1296 üründe haksız fiyat artışı belirlendi. Ayrıca 680 ürünün fiyat etiketinde mevzuata aykırılık bulunduğu deniliyor. Bu arada fırsatçılara 6.900 liradan 69.000 liraya kadar da ceza kesildi. Bakanlığın bunu 10 katına çıkarma yetkisi var. Stokçuya da göz açtırılmıyor. Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı baskın üstüne baskın düzenleyip ceza yazıyor. Yerli üretim logosunu tanıtan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'sa bizim olana sahip çıkalım mesajı verdi. Az önce bir gazetede aktardığım ve gerçekten Magandalı'nın daniskası diyebileceğimiz haber Türkiye Gazetesi'nde de manşetin hemen altında daha büyük puntolarla bugün okurlara duyurulmuş. Her gün yeni bir vukuat, rezilliğe kim dur diyecek başlığıyla veriliyor haber. Rastgele ateş açıyor, can yakıyorlar, trafiği alt üst ediyorlar. Kastamonu'da boynu ağrıyan imamın ensesinden mermi çıktı. Erzurum'da kayıp kadını bulan yakınları havaya ateş açarak kutlama yaptı. Konya'da nereden geldiği belli olmayan mermi Küçük Osman'ın çenesine saplandı. Yine aynı ilde düğün konvoyunda aracın camından çıkan maganda pompalıyla dehşet saçtı. Bir an evvel buna dur denilmesi gerekiyor gerçekten. Çünkü gerçekten bu haberler artık canımızı sıkmaya başladı. İğneli şaka zararı. Avustralya'da paket çileklerden dikiş iğnesi çıktı. Skandal yayıldı. Çilekler toplatıldı. Zarar 2 milyon Avustralya dolarını buldu. Bir çocuk şaka için yaptım itirafında bulundu. Gerçekten şaka gibi bir haber Türkiye Gazetesi'nde.
Son olarak Vatan Gazetesi'ne geçelim. Ne olur Leyla gibi olmasın. Dünyalar güzeli Leyla kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulundu. Türkiye yasını tuttu gerçekten. O günlerde bayağı bir üzülmüştük. Vermiş olduğumuz haberlerde de bunun ne kadar kötü olduğunu, kendimizi ailesinin yerine koyduğumuzu söylemiştik. Gerçekten içimiz yanmıştı. İşte bir yavrumuz daha kayıp değerli izleyenler. Seda Nur... 3 gündür kayıp, özür dilerim 5 gündür kayıp ve hala kendisinden haber alınamadı. Bu konu Vatan Gazetesi'nin manşetinde bugün. Dünyalar güzeli Leyla kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulundu. Türkiye yasını tuttu. Şimdi de Seda Nur kayıp. 5 gündür kızını arayan Handan Güzel, Leyla gibi olmasın diye ağlıyor. İnşallah öyle olmaz. İnşallah en kısa zamanda ailesine kavuşur, bir an evvel bulunsun inşallah diyelim. 250 bin dolara vatandaşlık vatandan aktaracağımız bir diğer haber değerli izleyenler. Yabancıların Türk vatandaşlığına geçmelerine yönelik şartlar kolaylaştırıldı. Dün resmi gazetede yayımlanan kanunla 2 milyon dolar sermaye yatırımı şartı 500 bin dolara indirildi. 1 milyon dolarlık taşınmaz alarak vatandaşlığa geçme şartındaki miktar da 250 bin dolara düşürüldü deniliyor haberde. Yine Vatan Gazetesi'nde aktaracağımız son haber olsun. Bu sür manşete çıkalım. Büyük şölen başlıyor. Bugün İstanbul'da başlayacak Teknofest'le ilgili haber değerli izleyenler. Türkiye'nin ilk havacılık uzay ve teknoloji festivali Teknofest 3. Havalimanı alanında bugün başlıyor deniliyor haberde. Festivale yerli ve yabancı 518 takımla 2000'e yakın öğrenci katılıyor. Etkinlikte drone dünya şampiyonası, dünyanın en iyi hackerlarının kıyasıya rekabeti ve Türk yıldızlarının gösterileri var. Fotoğrafın hikayesini anlatalım size. Pilot kabininde oturan kişi Sanayi Bakanı Mustafa Varank değerli izleyenler. Türkiye'nin ilk milli uçağı, test uçağı Hürkuş'u denedi dün Mustafa Varank. Pilot kabinine oturdu ve profesyonel pilot eşliğinde uçuşunu gerçekleştirdi ve bu pozu verdi Mustafa Varank. Evet, gazetelerden aktaracağımız haberleri sonlandırıyoruz. Gelişmelerle gündem devam ediyor. Sayın seyirciler, Müslümanlar için önemli bir ay olan Muharrem'in bereketli iklimindeyiz. Bugün bu mübarek ayın simgesi olan Aşura günü. Müslümanlar bu ayı nasıl geçirmeli? Ortak acımız olan Kerbela olayını ve Aşura gününü nasıl anlamalıyız? Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Profesör Doktor Sayın Cengsu Üçer'le konuştuk bu konuyu. Şehrullahil Muharrem, yani Allah'ın ayı Muharrem olarak bilinen Muharrem ayındayız. Yeni hicri takvimin ilk ayı. Hicri takvimin başlangıcı olan hicret olayı, İslam'da Allah'a ve onun kutlu elçisi rahmet peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi. Hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan bir yolculuk olarak görülüyor. Hazreti Musa'nın çağrısına uyup kurtulanlar gibi veyahut da Hazreti Nuh'un gemisine çağrıda bulunup da kurtulanlar gibi imana yöneldiğimizde ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her kimin niyetler amellere göredir, her kişiye niyet etmiş olduğu şey vardır. Kimin hicreti Allah ve Resulüne ise onun hicreti Allah ve Resulünedir. Kimin hicreti de bu dünyalığa veyahut da elde etmek istediği bu dünya menfaatine ise onun hicreti ona dönüktür. Uyarısını da dikkate alarak bugün itibariyle Muharrem'in bu 10. gününde peygamberlerin kurtuluşu ve peygamberlere tabi olanların kurtuluşunu dikkate alarak bugünün Müslümanları olarak en son peygamber Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunun yolcusu olmanın kurtuluş vesilesi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Rivayetlerde bir kurtuluş ayı olarak geçen Muharrem ayı denince Kerbela olayının ortak acıları tazeleniyor, oradan çıkarılması gereken derslere dikkat çekilmesi gerekiyor. 10 Muharrem'de Hazreti Hüseyin'in bir takım siyasi gündelik ihtiraslar uğruna şehit edilmesi 10 Muharrem'e ayrı bir anlam kazandırmıştır. Bugün itibariyle Müslümanların hala birbirlerini öldürmeye devam ediyor olmaları aslında Müslümanların tekrar kendilerini hesaba çekip o Muharrem'in 10'unda şehit edilen Hazreti Hüseyin'in şehadetine götüren olayları iyi
anlaması ve bugün hala Müslümanların birbirini öldürüyor olmasının devam etmesi konusunda herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Bugün Kerbela yasanın simgesi haline gelen Aşure günü. Bugün de Aşure aşı veya tatlısı olarak bilinen tatlı kaynatılıyor, komşularla paylaşılıyor. Kendimiz pişirmesek de pişirip evimize dağıtılan bir aşure aşından, kimi bölgelerde tatlısından bahsetmek gerekiyor. O da aslında bizim geleneğimizde, dini geleneğimizde bu Hazreti Nuh'un gemisindeki kurtulanların aşını ifade eden bir sembolik değeri var. O çerçevede bugün itibariyle hem hicreti hem hicretle beraber inşa edilmiş Medine'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslümanlar arasındaki bu kurtuluşla beraber kardeşlik hukukunu da dikkate alarak Müslümanların her birini kendi özel kimlikleri, milliyetleri, dini algıları, mensubiyetleri ne olursa olsun bu toplumda yaşamış olmanın vermiş olduğu sorumluluklarla herkesin taşıdığı güzelliği topluma katmak adına bir gayret ortaya koyması, kendi varlığını muhafaza etmekle beraber nasıl ki aşure kazanında bir her ürün kendi niteliğini koruyor ama bir kazana girdiği zaman ayrı bir tat veriyor. Toplumu da adeta bir aşure kazanı gibi görüp herkesin kendi güzellikleriyle bu toplumu var olduğu şekliyle güzelleştirmeye gayret etmesi lazım. Muharrem ayı Ramazan ayından sonra oruç tutulması en makbul ay. Peygamber Efendimizin sünnetine göre Muharrem'in 10. günü oruç tutmalı. Tasavvufi geleneklerin birçoğundaysa Muharrem'in ilk 10 günü oruç tutulması bir gelenek haline gelmiş. Biz hani Muharrem 10. gününün bir öncesi veya bir sonrası diyoruz ya, aslında biz gelenek bunu birleştirmiş. 9-10-11 üzerinden bir uygulamaya şahit oluyoruz. Tasavvuf geleneğine mensup olan gruplarımızda 10 Muharrem'i, yani birinden 10'una kadar Muharrem'i oruçlu tutmak müstehap oruç olarak tasavvuf kaynaklarında geçiyor. Bazı yine sufi kaynaklı gruplarımızda da bu orucun 12 güne tamamlanarak tutulduğuna şahit oluyoruz. Evet, bir kez daha Aşura gününüzü tebrik edelim. Sayın seyirciler, İsrail iyice azdı. İsrail güvenlik güçleri 3 Filistinli kardeşimizi daha şehit etti. Gazze'de barışçıl gösteri düzenleyen kalabalığa yine ateş açıldı. 2 Filistinli şehit oldu. Doğu Kudüs'te ise bir Filistinli bıçaklı saldırı iddiasıyla İsrail polisince vuruldu. İsrail askerleri önceki gün savaş uçaklarıyla Han Yunus'a saldırmış, 2 Filistinliyi şehit etmişti. Batı Şeria'da bir Filistinli ailenin evine düzenlenen baskında dövülerek gözaltına alınan bir Filistinli genç, askerlerin götürdüğü gözaltı merkezinde şehit olmuştu. Kana doymayan İsrail son 24 saatte 3 Filistinliyi daha katletti. Gazze'nin kuzey sınırına yakın bölgede abluka karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle ateş açıldı. Saldırıda 2 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi. Gazze'de büyük dönüş yürüyüşünün başladığı 30 Mart'tan bu yana şehit olanların sayısı 180'i buldu. Hamas, Gazze ablukasının kaldırılmasına ve yerlerinden edilen Filistinli mültecilere geri dönüş sağlanmasına yönelik amacına ulaşana kadar büyük dönüş yürüyüşleri devam edecek açıklamasını yaptı. Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesindeki Şam kapısı yakınlarındaysa bir Filistinli bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla İsrail polisi tarafından vurularak şehit edildi. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da, fanatik Yahudilerin baskınları ise artık hemen hemen her gün yaşanır oldu. 159 fanatik Yahudi yine İsrail polisi eşliğinde El Mağribe kapısından Mescid-i Aksa'ya girdi. Yahudilerin en kutsal günü kefaret günü ve ardından bir hafta sürecek olan Çardaklar Bayramı münasebetiyle fanatik Yahudiler sık sık Tapınak Tepesi olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın yapıyor. Yahudilerin bu baskınlara katılması çağrısı yapılıyor. Merkezi Lübnan'da bulunan Uluslararası Kudüs Vakfı yöneticileri Aksa'ya Bakış isimli bir rapor açıkladı. Raporda Mescid-i Aksa ihlallerinin son bir yılda %40 arttığı belirtildi. Kudüs Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Bişara Hermeç, tüm yönleriyle ciddi bir tehlike altında olan Mescid-i Aksa'nın savunulması tüm Müslümanların görevi dedi. وَمِنْ بَيْنِهِمْ اَهْلِ الْخَانِ الْأَحْمَرْ خُسُوسًا
Basına Diyanet'le devam edelim. Yeni Akit gazetesi savaştan kaçan ailelerin yüzünü Türkiye Diyanet Vakfı güldürdü başlığıyla bir haberi bugün okurlarıyla paylaşıyor. Suriye'nin İdlib kenti geçtiğimiz hafta yoğun saldırılara maruz kalmıştı. Canını kurtarmak için evlerini terk eden, eşyalarını geride bırakan ailelere ise yardım eli yine Türkiye Diyanet Vakfı'ndan geldi. Zor koşullar altında yaşam mücadelesi veren sivil halka gıda, yatak ve temel ihtiyaç malzemesi dağıtıldı. İdlib kent merkezine göç eden sivillerin Diyanet Vakfı'nın desteğiyle yüzleri güldü. Aileleri ziyaret eden yetkililer saldırılar yakınlarını kaybeden çocukları da bir nebze olsun mutlu etmek için oyuncak dağıtımı gerçekleştirdi. Buradaki kardeşlerimiz, Türkiye Diyanet Vakfı'ndaki arkadaşlarımız bu işlemi gerçekleştiriyor. Allah razı olsun ama sizlerin desteğiyle, Cenab-ı Hak sizlerden de razı olsun yardımlarınız nedeniyle. Yeni Birlik gazetesiyle devam edelim. Camiler kapansın, Kur'an-ı Kerim yasaklansın. Bu adamın bütün derdi İslamiyet'le, değerli izleyenler. Ülkedeki veya Avrupa'daki Müslümanlarla onlara hayatı nasıl dar ederiz, yaşamlarını nasıl zorlaştırırız? Bütün amacı İslamiyet'le. Bu Hollanda'da Aşırı Sağcı Özgürlükler Partisi'nin lideri Geert Wilders. Bakın son eylemi ne oldu? Camiler kapansın, Kur'an-ı Kerim yasaklansın dedi Wilders. Wilders parlamentoda yaptığı konuşmada ülkemizi İslam'dan arındırmamız lazım. İslam Hollanda'ya ait değil. İslam nefret ve terörle eşittir diyor Wilders. Yıllarca İslam'ı önlemek için hiçbir şey yapılmadı. Bu yüzden Hollanda'da İslami ifadelerin yasaklanması için yasa tasarısı önergesi sunuyorum dedi. Durmadılar, durmayacaklar da öyle görünüyor. İşte bu sebep, değerli izleyenler, sonucuysa şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Güneş gazetesi, cami çıkışı, ırkçı saldırı. İşte bu şekilde toplumu ayartıyorlar ve toplum da, Avrupa toplumu da Müslümanlara yönelik saldırılarını gösteriyor, arttırıyor. İngiliz polisi Londra'da bir aracın cami önünde duran yayalara çarpmasıyla ilgili nefret suçu kapsamında soruşturma başlattı. Londra'nın kuzeybatısındaki Şii cami önündeki yayalara çarpan bir otomobil 3 kişiyi yaraladı. Görgü tanıklarının araçtaki 3 erkek 4 kişinin camiye yaklaşarak İslam karşıtı sözler söylediğini aktarırken çevredekilerin tepkisi üzerine şüphelilerin olay yerinden ayrılırken araçlarıyla 3 kişiye çarptığı belirtildi. 2 kişinin hafif yaralandığı, bacağından ağır yaralanan bir kişinin de hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Polis olayın nefret suçu kapsamında soruşturulduğunu ve şüphelilerin aranmasına başlandığını açıkladı deniliyor haberde. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik ve her zaman olduğu gibi bugünün gündemini sizlere duyuralım değerli izleyenler. Bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Toplantının gündem maddelerinin İdlib'deki son durum ve terörle mücadele olması bekleniyor. Programımızın başından beri duyurduğumuz Teknofest İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali bugün başlıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı önderliğinde İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenecek festivale Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da katılacak değerli izleyenler. FETÖ davalarına bugün de devam edilecek. Davalar bugün Ankara, Kocaeli ve İstanbul'da görülecek. Ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Yarın yine saatler 9'u gösterdiğinde bizler yine bu ekranlarda olacağız inşallah ve sizleri de bekliyor olacağız. Hayırlı haberler alacağınız, bereketli bir gününüz olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.